baktığımızda 2020 yılı için her şey çok umutlu başlamıştı. 2019 olumsuz geçti bütün dünyada. Herkes çok iyi hatırlıyorum 2020 yılına girerken biz hemşireler de ayrıca ümitliydik. Çünkü hemşireler ve ebeler yolu olarak ilan edilmişti. Ama sonra bu iş biraz bizim umduğumuzdan farklı bir noktaya evrildi. Bunu pandeminin ilk başlangıcı ile birlikte işte hani 2020 yılının hemşireler yılı olduğunu söylediklerinde bunun gerçekten böyle olacağını öngörmemiştik. Bu şaka değilmiş dediler. Bu süreç giderek de ağırlaştı. Bugün de biliyorsunuz hem bizim ülkemizde hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani zaten pandemi dediğimiz o olgu bir enfeksiyon hastalığının tüm dünya ölçeğinde yaygınlaşması ama derinleşerek yaygınlaşması, vaka sayısının artarak yaygınlaşması da ayrı bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Neden biz bu sürecin içerisinde ve nasıl ağır bir sürecin içerisindeyiz? Biraz daha yakından bakacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nün cumartesi günü bunu güncelledim. Cumartesi günkü rakamları bunlar. Halihazırda dünyada 41.570.883 vaka onaylanmış ve 1.134.940 ölüm var. Türkiye'ye bakacak olursak yine dünkü rakamları söylüyorum. 359 bin yani Dünya Sağlık Örgütü'ndeki Türkiye tarafından bildirilmiş rakamları 359.784 vaka var. 9.727 ölüm bildirilmiş durumda bu rakamların içerisinde. Ve ne yazık ki burada mavi çizgide de vaka bildirim sayılarının ne kadar arttığını görüyorsunuz zamana göre çizelgede. 445.419 yeni vaka varmış geçtiğimiz hafta. Şimdi pandemiler, Emel Hanım da kendi bildirisini sunarken belirtti, çok ciddi etkiler oluşturuyorlar. Bütün dünyada, sadece sağlık alanında değil, görüyorsunuz ekonomik anlamda, politik anlamda ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ve tabii ki bunu en ağır şekilde sağlık sistemleri ve sağlık insan gücü yaşıyor bu zorlukları. Ciddi var olan sorunlara yeni sorunlar ilave oluyor. Hasta bakımı sunmada zorluklar yaşanıyor. Kendileri risk altında oldukları için bir takım zorluklar deneyimliyorlar. Ve viral yük de tabii toplumdaki diğer insanlara göre sağlık çalışanların açısından oldukça fazla. Ve aslında SARS ve MERS gibi yakın zamanda yani içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk 10 yılında yaşanan deneyimler var. Ve biz buna çok tabii bizim ülkemizde ciddi bir soruna yol açmadığı için SARS gibi MERS gibi salgınlarda belki çok hissedemedik ama o dönemde yapılmış çalışmalar var ve o dönemde de yapılan çalışmalarda bu salgınların görüldüğü ünitelerde, birimlerde hemşire iş yükünün, hekimlerin iş yükünün, sağlık sistemindeki bir takım zorlukların, deneyimlenen zorlukların arttığı görülüyor. Ve orada da sağlık çalışanları bu virüsü etkeni yakınlarına yaymayla ilgili bir endişe yaşıyorlar. Peki biraz COVID-19'un nelere yol açtığı açısından bakacak olursak. Aslında bu Workplace Health and Safety dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Nispeten daha erken dönemlerde, Mayıs ayında yayınlanmış bir çalışma. Ama henüz bizler için, Avrupa ve Amerika için belki sürecin yeni yeni ağırlaşmaya başladığı, yeni ortaya çıktığı değil ama yeni yeni ağırlaşmaya başladığı bir dönemde COVID-19'un sağlık çalışanlarına, sağlık profesyonellerine iş sağlığı anlamında neler, nasıl zorluklar getirebileceği ele alınmaya başlanmış gözüküyor. Hatırlayacak olursak sürecin başında işte N95 yüz maskesi, işte koruyucu giysi, kişisel koruyucu ekipman, bunların temini, bunların nasıl giyileceği. Çünkü COVID ile birlikte daha önce bu tarz ekipmanla çalışmaya alışık olmayan, farklı kliniklerde, farklı alanlarda çalışan hemşireler, hekimler de bu hastalara bakmak, bu hastaların yatırıldığı ünitelerde çalışmak durumunda kaldılar.
insan gücü yetersizliği nedeniyle. O yüzden bunları giymeyi öğrenmek, bunları uygun şekilde giymek, çıkarmak gibi konular bile yeniden gündemimize girdi. Test konusunda bugün hala mesela teste ulaşılabilirlikle ilgili çok yol kat ettik sürecin başından bugüne kadar ama hala işte bir takım kliniklerde çalışanların daha sık belki test edilme gereksinimleri söz konusu olabiliyor. Kim daha çok riskte? Burada bir tabakalama yapılmasına dair bir ihtiyaç olduğu söyleniyor. Bizde belki bu durum dünyadan biraz daha farklı. Çünkü bizim insan gücü sayımız diğer ülkelere göre hem hemşireler açısından hem hekimler açısından baktığımızda milyon, 1.000 nüfusa ya da 10.000 nüfusa düşen hemşire hekim sayılarında daha geri sıradayız. Bu da bizim bir hemşiremizin, bir hekimimizin üzerine düşen iş yükünün daha fazla olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki bu ünitelerde çalışanların da viral yüklerinin daha da artmasına yol açıyor. Başlarda semptomlarla da ilgili kafa karışıklığı vardı. Zaten virüsün yeni olması, bilinmezliği en büyük sıkıntılardan biri. Hala biliyorsunuz nasıl yayıldığı, işte bir çalışma yayınlanıyor, deniyor ki işte temasla bulaşıyor. Bir başka çalışma yayınlanıyor bir hafta sonra, temas değil esas olarak işte hava yoluyla, solunumsal olarak bulaşıyor deniyor. İşte maske başta takmayın deniyordu, şimdi herkes maske taksın deniyor. Dolayısıyla virüsü biz tanıdıkça, yapılan bilimsel çalışmalar bu alanda ilerledikçe, derinleştikçe, işte koku almama, tat kaybı, koku kaybı gibi farklı belki diğer gribal enfeksiyonlardan benzer diğer hastalıklardan farklı bir takım ayırıcı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yani bu belirtiler rapor edilebiliyor. O nedenle dediğim şeyi zaten söyledik. Başka normalde çalışılmayan birimlerde çalışma gereksinimini vesaire. Bunların hepsi baktığınızda COVID'le birlikte karşılaştığımız durumlar. Ve bir başka sıkıntı işte ekonomik anlamda sürecin aslında yürütülmesi, toplumun ve sağlık çalışanlarının arasında bir denge oluşturmaya çalışırken kaynakların hani o Malthus'un bir ihtiyaçlar teorisi vardır şeyden farklı Maslow'dan. Daha doğrusu ihtiyaçlar teorisi derken şunu söyler. Kaynaklar sınırlıdır, insanlar sınırsızdır. O zaman herkes her kaynaktan aynı şekilde yararlanmayabilir der iktisadi teoride. Ama tabii sağlık iktisat gibi bakılamaz. Her ne kadar ama iktisat açısından bakılamazsa da biliyorsunuz dünyada İtalya gibi örneğin Avrupa'nın göbeğinde bir ülkede kimler yoğun bakım ünitesine yatılacak? Bir yoğun bakım yatağı var ve 3 hasta var. Hangi hasta? Yani yoğun bakım triyajı gibi bir mevzu ile karşı karşıya kaldı sağlık profesyonelleri. Ülkeler de bir takım ayarlamaları, planlamaları yaparken bazen biz sağlık çalışanlarının değil de bizim gereksinimlerimizden öte toplumun gereksinimleri bütüncül olarak ağır bastı diyebiliriz. Şimdi bu pandemiyle ilgili baktığımızda Nisan ayında kaç sağlık profesyoneli enfekte sorusunun sorulduğunu görüyoruz. Mayıs ayında 90 bindenmiş, Eylül'de 570 bindenmiş. Halihazırda Dünya Sağlık Örgütü dahil tam olarak bazı ülkeler var tabii ülke ülke baktığımızda tam olarak enfekte olan hemşire, hekim sayısı, efendim kaybedilen ne yazık ki hekimlerin sayısı, hemşirelerin sayısı, sağlık personelinin sayısı. Çünkü hekim ve hemşireler dışında eczacılar da var, efendim hasta taşıyan, hastanın yatağını yapan insanlar da var. Dolayısıyla tüm sağlık çalışanları açısından baktığımızda gerçek manada tüm vakaların içerisinde kaçı sağlık çalışanı, tüm kaybedilen insanların arasında kaçı sağlık profesyoneli bunu çok bilmiyoruz açıkçası. Burada az önce de söyledim kişisel koruyucu ekipmana ulaşma ve ulaştıktan sonra da bunu uygun şekilde giyme, çıkarma gibi bunları yeniden öğrendiğimiz. Bizde de oldu, dünyada başka ülkelerde de rapor ediliyor. Dün de ITNS'in kongresinde bir oturum yaptık. COVID-19'un transplant aktivitesini nasıl etkilediği ile ilgili. Orada da tartışıldı. Farklı yine alanlarda görevlendirme ve onun yanı sıra yeni işe almak.
Bizde de oldu biliyorsunuz. Normalde Şubat'ta bir atama yapılmıştı. Mart'ta pandeminin, yani ilk Türkiye'deki vakanın bildiriminin akabindeki süreçte vaka sayısındaki artışla birlikte ilave bir personel alımı oldu. Ve bunların hastaneye, yani yeni işe alınanların, ki aralarında yeni mezunlar oldukça fazla, yeni işe alınanların hastanelere oryantasyonu ve pandemi sürecindeyken bunun yapılması esnasında da bir takım zorluklar ortaya çıktığı söyleniyor. Şimdi psikolojik konular çok önemli. Yani ruhsal bize birer yüklenme, belki hastalıktan bahsediyoruz ama hakikaten esas olarak bu süreç bittikten sonra sağlık çalışanlarında ortaya çıkabilecek posttravmatik stres bozukluğu açısından çok dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Çünkü gerçekten aşırı bir iş yükü ve stres altında bir iş yükü, ki pandeminin ilk başında hatırlayacak olursanız insanlar otellerde kaldılar, evlerine çok uzun süre gidemediler. Nitekim bu pandemi sürecinde de daha ilk aylarda %7'si sağlık çalışanlarının posttravmatik stres bozukluğu açısından raporlanmıştı yayınlanan bir çalışmada, Çin'de yapılan bir çalışmada. Dolayısıyla psikiyatrik konular, yani ruhsal anlamda sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bunları yönetmeye, süreç sonrasında bunlar konusunda desteklenmeye, süreç anında da tabii ki yapmamız gerekiyor ama çok riskli durumda olduklarını söylemek lazım. Yine maske kullanımına bağlı, uzun süreler maskeleri giydikleri için cilt dermatolojik sorunlar yaşandığı ile ilgili çalışmalar yayınlandı. Az önce de söyledim, insanlar çocuklarına, evlerine, yakınlarına hastalığı bulaştırma endişesiyle uzak kalmak durumunda kaldılar ve uzak kalmaya bağlı olarak da zaten bu tarz kliniklerde işte COVID'li hastaya bakmanın ötesinde bir de aileden uzak kalmaya bağlı stres yaşadılar. Bu Türkiye'den yapılmış bir çalışma. Psikiyatri Araştırmaları dergisinde yayınlanmış ve aslında bu çalışmada da umutsuzluk ve anksiyete düzeylerine bakılmış. Normal popülasyonla sağlık çalışanlarının ve tahmin edeceğiniz gibi sağlık çalışanlarının da COVID-19 sürecinde yapılmış bir çalışma, yeni de yayınlanmış. Tahmin edeceğiniz gibi sağlık çalışanlarının da umutsuzluk ve anksiyete düzeyleri normal popülasyona göre daha yüksek. Evet, bu da bizim çalışmamız. Bu sabah zaten, yani bu hemen bir önceki oturumda Emel Hanım sundu. Ve bizim çalışmamızda da Emel Hanım'ın da söylediği gibi sağlık çalışanlarının hem depresyon hem anksiyete hem de stres düzeyleri şiddetli ve yüksek şiddetli olarak rapor edildi. Çalışma şu an baskıda, yakın zamanda basılacak. Bir başka risk, bu American Journal of Nursing'de bir kapakta verilmiş bir araştırma makalesi. Hemşirelerde intihar eğilimi. Şimdi zaten normal zamanlarda da yapılan çalışmalarda hemşirelerde ve sağlık profesyonellerinde intihar eğilimi, intihar girişimi oranı daha yüksekti. Dolayısıyla biz bu posttravmatik stres bozukluğunun da hat safhaya vardığı süreçlerin sonunda zaten astsoide olan hemşirelerimizin hastalıkla bu mücadele sonrasında yaşadıkları ve destek bulamazlarsa eğer ruhsal yorgunluklar neticesinde böyle ağır depresif tablolara girmelerine tanıklık edebiliriz. Bu anlamda bununla ilgili önlemleri mutlaka almamız, bu konulara kafa yormamız gerekiyor. Evet, önlemler ve çözüm önerileri başlığında bakacak olursak, bir kere literatürde şunun altı çiziliyor. Az önce de söyledim zaten. Biz hali hazırda tam olarak bir dataya sahip değiliz. Sağlık çalışanları ne ölçüde etkileniyor? Sağlık profesyonellerinin, hemşirelerin ne kadarı hastalandı? Ne kadarını kaybettik? Bir iş arkadaşını kaybeden örneğin bir meslektaşımız hangi duyguyla çalışmaya devam ediyor? Bunlar çok önemli, çalışılması gereken, yanıt bulunması gereken başlıklar ve sorular. Hep beraber bence önümüzdeki dönemi, çünkü süreç de devam ediyor,
Özellikle biliyorsunuz İstanbul'da Cuma günüydü galiba. Cuma ya da Cumartesi akşamıydı. Yeniden bütün özel hastaneler dahil pandemi klinikleri açma yükümlülüğü getirildi. Dolayısıyla tüm hastaneler pandemi hastanelerine döndü diyebiliriz. Bununla ilgili yayınlanan raporlar var ama bu raporlarda da hali hazırda işte belirli ülkelerde, belirli oranlarda, belirli dönemlerde yayınlanmış raporlar. O yüzden gerçek manada çözüm önerileri ve önerileri tartışabilmemiz için bizim daha fazla dataya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek istiyorum. Hatırlarsanız ilk işte Çin'de yaşanan bir süreç ve Çin'den çok iyi hatırlıyorum iki hemşire meslektaşımızın Lancet'te yardım isteyen, adeta yardım çığlığı niteliğinde bir makalesi yayınlandı. Bir hafta sonra o makale geri çekildi. Bilmiyorum artık meslektaşlarımız hastaneleriyle ya da ülkelerinin biliyorsunuz daha farklı bir rejim var Çin'de talebiyle mi geri çektiler ama adeta ilk uyarıydı o kendi durduğum yerden baktığımda uluslararası literatürde biz daha olayın çok farkında değilken Çin'deki meslektaşlarımızın bütün dünyaya kendinizi koruyun bize de yardım edin çok zor durumdayız şeklinde bir çalışmasıydı editöre mektubuydu aslında. Ardından İtalya örneği çok sarsıcı bir örnek olarak karşımıza çıktı. Üstelik bize de daha yakındı. Ve İtalya'dan da meslektaşlarımız kendi deneyimlerinden paylaşımlar yaptılar. Ve burada koruyucu ekipmanın önemine, maskelerin önemine, enfeksiyonun yayılmasında ne kadar daha hani maske takılsın mı, takılmasın mı, işte herkes taksın mı, takmasın mı gibi konuların tartışıldığı zamanlarda İtalya'dan meslektaşlarımız aslında Nisan ayında maskenin ne kadar önemli olduğunu altını çizmişlerdi. Ve özellikle ön safhada çalışan meslektaşlarımızın bu anlamda lüzumsuz bir riskle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini ve bu malzemelerin temin edilmesine uygun şekilde kullanılması gerektiğini ve bu konuda desteklenmeleri gerektiği ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Benim aklıma hep şey geldi. Şimdi hala el yıkama vesaire konuşuyoruz. Biz biliyorsunuz hemşirelik eğitiminde hep el yıkama anlatırız. Bazen öğrencilerimiz sıkılır. Kliniğe götürdüğümüzde de klinikte önce bir şey yapılır, eğitim yapılır. Benim çalıştığım örneklerde sıkılırlardı. Hocam biz bıktık artık bunları dinlemekten diye ama belki hem öğrencilerimiz hem bugün meslektaşlarımız için tekrardan ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. El yıkama dediğimiz işte kendimizi korumak, enfeksiyon adına enfeksiyon önlemleri dediğimiz önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşamış olduk. Yine Çin'den yayınlanan bir raporda özellikle psikolojik stresle, yoğun bakımlarda çalışan psikolojik stresle başa çıkmadan sağlıklı bir iletişim mekanizmasının kurulmasının önemi üzerinde durduklarını görüyoruz. Özel bir eğitim sağlayarak evet, hemşirelerin yetkinliklerini artırmaya odaklanıldığını söylediklerini görüyoruz. İngilizce hazırladığım için. Yine eğitim ve yetiştirmenin az önce de söylediğim gibi hem kişisel koruyucu ekipman hem el yıkama, el hijyenini sağlama, tabii atık yönetimi vesaire gibi konularda önemli olduğunu görüyoruz. Yani baktığımızda aslında yine psikolojik streslerle başa çıkabilmek adına yapabileceklerimizin bir kısmının fizik anlamda bizim yaparak kendimizi rahatlatacağımız başlıklar olduğunu görüyoruz. Burada İtalya'da yapılan psikiyatrik olarak da yani psikolojik süreçlere psikolojik destek sağlamak adına da çok hızlıca yanıt verdikleri bir model var. Bir ekip kuruyorlar açıkçası ve bu ekip hastanenin psikiyatri ünitesinde çalışan hekimlerden, hemşirelerden, işte sosyal çalışmacılardan oluşan bir ekip. Bu ekip düzenli olarak ağırlıklı olarak COVID'de ön safhada çalışan hemşireleri ve hekimleri ziyaret ediyorlar. Hastanelerin iş yeri hekimleri de bu ekiplerin içerisinde. Bizim bu anlamda belki bir yapı oluşturmada uzun vadede yola çıkmamız anlamlı olabilir. Çünkü hakikaten bu paylaşımların, bu yan yana gelişlerin
meslektaşa da olsa ve herhangi bir talep olmasa da, yani şunu beklemeden, işte bir hemşire çok bunaldı, çok yoruldu ve gidip hastanenin psikiyatri kliniğine işte biriyle görüşme ya da bir psikologla görüşme talep etmeden oluşturulan bu ekibin ziyaretler yapıp ilgili klinikleri nasılsınız dedikleri, onları belirli açılardan yardımcı olmaya çalıştıkları bir model kurduklarını görüyoruz. Bu sürece dair ayrıca bir de protokol oluşturmuşlar. Bu tıbbi yardımı, yani ruh sağlığına ilişkin, sağlık çalışanlarının ruh sağlığını sürdürmeye ilişkin olarak oluşturdukları bu tıbbi yardımı nasıl ilerlettiklerine dair bir prosedürde geliştirmişler. Bizde de aslında benzeri çabalar oldu. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin, Psikiyatri Hemşireleri Derneği'nden meslektaşlarımızın da içinde olduğu online görüşmeler yapıldı vesaire. Ama biraz daha sanırım hastane bazlı ve hastanede dokunarak, onlarla yan yana gelerek yanlarında olduğunu hissettirmemizi sağlayacak modeller üzerine düşünmeliyiz kanaatindeyim. Bizim de tabii bir takım çabalarımız oldu. İşte Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin bizim yönetici hemşireler olarak halihazırda bu süreçte bir de RDEP projemiz var. Onun da uygulaması başladı yönetici hemşirelerin. Sadece pandemiyle de ilgili değil biliyorsunuz. Yani bizim İstanbul için sürekli bir deprem tehdidi var. İşte terör var. Yani hani hakikaten ne yazık ki başımızda belanın eksik olmadığı bir coğrafyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ülkecek, ailecek, toplum olarak. O yüzden bunu da dikkate alarak bir takım içerikler hazırladık ve paylaştık hızlıca. Türk Hemşireler Derneği de öncülük etti bu çalışmalara. Türk Hemşireler Derneği'nin de ben süreçte oldukça aktif olduğunu, geçmiş dönemlere göre bir çabası, gayreti olduğunu görüyorum ve bir meslek üyesi olarak katkıda vermeye çalışıyorum. Şimdi önümüzde bir takım başlıklar var. Yani biliyorsunuz halihazırda bir grip aşısı tartışması var. Hemen her akşam ben haber bültenlerinde kim aşı olacak, aşı olma kriterleri, işte aşı olmayı hak edenler gibi, hani artık hani esprili yaklaşımlar da oluyor belki başa çıkamadığımız için, ama aşı çalışmaları her ne kadar devam etse de biliyorsunuz iki tane önemli çalışma durduruldu. Deneklerde ortaya çıkan yan etkiler, ciddi yan etkiler nedeniyle faz 3 çalışmaları sırasında. Ancak paralel devam eden çalışmalar var. Merakla, heyecanla takip ediyoruz biz de bunları. Fakat bulunduğumda mutlaka yani sağlık çalışanlarını buna dönük bir politika hazırlığı içerisinde olmamız lazım. Çünkü öyle gözüküyor ki şu an grip aşısı için yaşanan tartışmalara bakınca ben yani COVID aşısı bulunduğunda herhalde yine sağlık çalışanları en zor erişecek bu aşıya. Halbuki ilk olarak sağlık çalışanlarına ulaştırılması gerekiyor aşının. Çünkü sağlık çalışanları diğer hastalara da bakıyor. Yani burada ben bir hemşireyim ama bir hemşire olduğumuz için değil. Yani hemşire olduğumuz için olaya böyle bakmadığımızı belki topluma da, insanımıza da anlatmamız gerekiyor. Bu insanlar başka insanlara bakıyorlar. Başka hasta insanlara bakabilme yeteneğine, ehliyetine sahipler. O nedenle öncelikli olarak aşılanmaları gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Mutlaka sürveyans çalışmalarının sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Ve bizim şu an ikinci dalganın içinde miyiz? Bir bitti mi? Birin sonunda mıyız? Ne aşamadayız bilmiyoruz ama biraz daha meslektaşlarımıza yakın çalışmamız gerekiyor. Biz bir yandan eğitim öğretimi sürdürüyoruz ama biliyorsunuz araştırmacı olarak da meslek üyesi olarak da dediğim gibi ben kendi adıma muayenem için yıllık iznim süresinde hastaneye gittim. Daha önce geçmişte çalıştığım hastaneye. Orada bir görüşme yaptık. İnanın o kadar iyi geliyor ki insanlara. Yani gidip sadece nasılsınız demek. Daha önce onlarla birlikte bir klinikte çalışmış bir meslektaşımız olarak. Şimdi önümüzdeki hafta bir mamografi çekilecek. Yine mamografiden sonra gidip onlarla konuşmak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz demek istiyorum. Bunu ölçemiyorum belki. Ölçüm olarak buraya kanıtlarını koyamıyorum. Ama belki bunları da yapmamız lazım. Yani bir takım odak grup görüşmeleri, derinlemesine görüşmeler yapıp bunları raporlayabiliriz. Yani cebimizde bir de araştırma koyayım diye değil. Bulgu olarak bunları raporlayıp gelecekte benzer süreçlere yaşayacak meslektaşlarımıza kanıt ve geri dönüp baktıklarında ne yaşanmış, böyle bir pandemi deneyimi geçirmiş, yaşanmış dünyada, benim ülkemde, yani ben bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu alanda çalışacak
hemşirelerin, araştırmacıların dönüp baktıklarında onlara bir şeyler bırakma yükümlülüğümüz olduğunu da düşünüyorum. Evet, bu da bizim projemiz, proje ekibimiz. Eğitimlerimiz başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın yürütücülüğünde bizim de paydaş üniversite olduğumuz eğitimler başladı. Biz şöyle bir endişe yaşıyorduk. Hemşireler çok yoğun. Acaba zaman bulacaklar mı bu online eğitimlere katılmaya? İnanın çok ciddi bir talep var. Şey kalmak, biraz gizlemek zorunda kaldık. Yani YÜHED üzerinden, Yönetici Hemşireler Derneği üzerinden ulaştırıldı. Çünkü müthiş bir talep oldu. Belki tekrarlayacak bu eğitimler. Hani normal zamanlarda diyoruz ya, hemşirelerimiz eğitimlere çok katılmıyor, destek olmuyor işte programlara. Demek ki bu biraz gereksinimle ilgili. Zaten yetişkin eğitiminin de temel başat unsurlarından biridir. Gereksinime uygun bir içerik ürettiğimizde insanlar son derece gönüllü olarak katılıyorlar. Şimdi sabah da bahsedildi. Biz kahraman mıyız? Bu narratif yaklaşımlar da bence kritik. Çünkü hemşireler, işte sağlık profesyonelleri, bizler melek miyiz? Literatürde bu süreçte bununla da ilgili çalışmalar yayınlandı, editöre mektuplar yayınlandı. Lütfen bunlar konusunda tabii ki bunları önemsizleştirmek, değersizleştirmek değil ama bilimsel bakan profesyoneller olarak biraz dikkatli olalım deniyor. Ben de hakikaten lütfen dikkatli olalım diyorum. Çünkü bizler de insanız. Bizler de öldüğümüzde bizlerin çocukları öksüz kalıyor, yetim kalıyor. Dolayısıyla İngiliz Yoğun Bakım Hemşireler Derneği Başkanı'nın söylediği bir cümleyi söylemek istiyorum. Biz melek değiliz, biz kahraman değiliz. Bizler bir kariyeri tercih etmiş, bu kariyer için ciddi anlamda yüksek eğitim almış, hasta güvenliği başlığında hizmet üreten bir mesleğiz. Ve kolaylıkla işe gidip işte eğitilmek ve bunu yaparken de korunmak istiyoruz. Bunu istememiz de suç olarak görülmemeli. Biz de birbirimizin bu anlamda yanında olmamız lazım. Özetle sonuç olarak arada da söyledim. Sağlık profesyonellerinin korunması mutlaka ve mutlaka önemli. Daha özenli olmalıyız sağlık çalışanlarımız konusunda. Niçin? Çünkü sağlık çalışanlarımız bizler hastalandığında, toplumdan bireyler hastalandığında onlara bakabilecek yegane meslek grubu. O yüzden lütfen kendinize, hem kendiniz hem de toplumun sağlığı için dikkat edin diyorum. Özellikle dinleyen klinisyen arkadaşlarım varsa. Bu da hoşuma gitti. Zoom toplantıları sayesinde çocukluğumuza döndük. Bu görüntüyü nereden hatırlıyorsunuz diyorlar. Ama çok sık artık karşılaşıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım zamanımı aşmadım.